أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقطة من لساني يفقه قولي اللهم آمين. Evet. Allah izin verirse bugün Kitab-ı Tevhid'de başka bir baptan devam edeceğiz. Araya bayağı bir zaman girdi. Biz en son 2 hafta, 3 haftadır Allah'tan başkasına ibadetin şirk olduğuyla alakalı baplar zikretmeye başlamıştık. Bunlardan bir tanesi neydi? Allah'tan başkasına kurban kesmek, kendisi adak adamak ve Allah'tan başkasına kurban kesilen yerlerde adak veya kurban kesilmenin caiz olmadığı babı işlemiştik. 3 tane bab zikrettik ondan sonra. Şimdi burada 4. baba giriyoruz o şeyden sonra. Yani şirkleri tek tek zikredeceğiz şimdi. Sırayla insanların düştüğü şirkler nelerdir? Bunları tek tek Allah izin verirse zikredeceğiz. Müellif bunları tek tek getiriyor. Şimdi bugün işleyeceğimiz mesele duayla alakalı bir mesele olduğu için biliyorsunuz duanın içinde bir sürü duanın çeşidi var. Mesela istiğfar var. Bugün işleyeceğimiz işte istiaze var, istiane var, istigase var. İlahiri bir sürü dua çeşitleri var. Ama bunların hepsinin kapsadığı yer neresidir? Dua kelimesi. Bunların hepsini ne yapıyor? Hepsini kapsıyor. Ama bunlar bölüm bölümdür. Hepsinin ayrı ayrı bapları vardır. Ve hepsinin ayrı ayrı şeyleri vardır. Dolayısıyla dua ibadetin ta kendisidir. Bunun üzerinde durmayacağım. Geçmiş derslerde zaten duanın ibadet olduğuyla alakalı özellikle 40 hadisin son dersinde dua ibadettir diye ne yapmıştık? Bunu delillendirmiştik. Onun için bir daha orada ne yapmayacağız? Bunun üzerinde durmayacağız diyebilirim. Ondan dolayı dua ibadettir ve istiaze de bunun içinde bir baptır. Evet. Ve diyor ki müellif rahmetullahi aleyh babu mine şirkil istiazetu bi gayrillah. Allah azze ve celle'den başkasına istiaze bulunmanın şirk olduğu bab. Yani bunun da şirk olduğunu bab başlığından anlıyoruz. Tabi bunun bir tafsilatı var. Yani istiaze nedir? İstiazeyi bir açıklayalım kısaca. İstiaze sığınma, İlticada bulunma, birinin himayesinin altına girme demişler. Zaten hepimiz istiazeyi çok kullanıyoruz. Bundan önceki haftalarda bahsetmiştik. Demiştik ki bizler kurban keserken Allah Azze ve Celle'nin ismini anıyoruz. Bunu anmamızın sebeplerinden bir tanesi teberrük, bir tanesi istiazedir. Öyle değil mi? Yani kişinin Allah'a sığınması o an. Ve Allah Azze ve Celle'den bununla beraber bereket umması. Biz her namazda, her Kur'an okunmadan önce başımıza bir sıkıntı geldiği zaman, korktuğumuz zaman, kerih gördüğümüz bir şey gördüğümüz zaman ne diyoruz? Euzu billahi mineşşeytanirracim deriz değil mi? Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınıyoruz deriz yani. Kul euzu bi rabbil felak. Feleğin Rabbine sığınıyorum. Kul euzu bi rabbin nas. Ve insanların Rabbine sığınıyorum deriz de deriz. Kur'an'ın başından sonuna kadar ne var? Allah Azze ve Celle'nin kullarına Rabbine sığınmasıyla alakalı deliller pek çoktur. Ondan dolayı istiazeyi bu şekilde kısaca anlatabiliriz. Yani kişinin hoşlanmadığı, kerih gördüğü, acı ve elem duyacağı şeylerden dolayı Allah'a sığınmasıdır. Bu şekilde kısaca tanımını yapabiliriz. İstiazenin çeşitleri vardır. Kısaca onu anlatayım ki bundan sonra anlatacaklarımda kişiler yabancılık çekmesin. 1. İstiazeyi 4 çeşide ayırabiliriz. Birincisi şudur kardeşler. Caiz olan istiaze. Yani kişinin Allah Azze ve Celle'ye yapması gereken istiaze. Yani ibadet olan istiaze nasıldır? Ondan bahsedelim biraz. Çünkü biraz önce verdiğim örneklerin tamamı bununla alakalı.
kişi Allah Azze ve Celle'nin sadece onun yapabileceği, onun gücünün yettiği bir şeyden dolayı Allah'a sığınmasıdır. Örnek verecek olursak, kişi her Kur'an okuduğunda şeytandan Allah'a sığınıyor. Bu sığınmayı başkasına yaparsa ne olur? İşte bunun ismi ibadettir ve ibadeti başkasına yapmış oluyor. Neden? Çünkü gördüğün insanlar seni şeytandan dolayı koruyamaz. Şeytan güçlü bir düşmandır. Dolayısıyla onun hakkından kim gelir? Alemlerin Rabbi olan Allah gelir. Onun için sen ne yapıyorsun? Sen evuzuyu çekerken, yani Allah'a sığınırken ondan dolayı Allah'a sığınıyorsun. Allah Azze ve Celle'nin kudretinin büyüklüğünü gördüğün zaman, Allah Azze ve Celle'nin işte gücünün büyüklüğünü, azametini hissettiğin zaman ona sığınıyorsun. Zaten senin bunu başkasında görmen başlı başında rububiyette şirktir. Allah muhafaza. Ondan dolayı Müslüman ne yapar? Müslüman bunu bu şekilde sadece kendi biricik olan ilahına yapar. Çünkü her yerde seni gören kim? Allah. Hali hazırda her an seninle beraber olan kim? Allah. Her derdine çare bulacak, şifa verecek kim? Yine Allah. Her çağrını duyacak, anında istediğini verecek kim? Allah. Allah Azze ve Celle'nin yapacağı bir işi sen ne yapamazsın? Başkasına yapamazsın. Onun için birincisi biz bunu aklımıza tutmamız lazım. Bu da nedir? Kişinin başına gelen sıkıntılardan dolayı elem, azap veya kerih gördüğü şeylerden dolayı kişinin Rabbine, Allah Azze ve Celle'nin zatına direkt sığınmasıdır. Auzu billah demesi. Mesela bunu dediğin zaman Allah'a direkt sığınmış oluyorsun. Bu Allah Azze ve Celle'nin caiz gördüğü sığınma çeşitlerinden bir tanesidir. İkinci bir sığınma çeşidi vardır ki bunu da kısaca anlatıyorum. Kişinin Allah Azze ve Celle'nin kelamına sığınması. Biraz sonra açıklayacağım bunları. Azametine sığınması, izzetine sığınması. Yani kişinin başına gelebilecek şeylerden dolayı Allah'ın sıfatlarına sığınması. Allah'ın vecihine sığınması. Allah'ın nuruna sığınması. Bunları Peygamber aleyhissalatü vesselam sahih hadislerde bize geldiği üzere biz bunları biliyoruz. Bazıları siyerlerde geldiği üzere, bazıları sahih rivayetlerde geldiği üzere. Biz ne yapıyoruz? Bunları biliyoruz ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah Azze ve Celle'nin zatıyla beraber sıfatlarına da ne yapmıştır? Sığınmıştır. Bu da bunun caiz olduğunu gösteriyor. Demek ki Allah'ın zatına ve sıfatlarına sığınmak caizdir. Bunu uzun uzadıya anlatabiliriz. Evet, ileride bununla alakalı bab gelecektir. Yani konu gelecektir. Üçüncüsü, bu da caiz olmayan, insanı şirke götüren sığınma çeşitlerinden bir tanesidir ki bunun biraz sonra delilini tekrar açıklayacağım. Yani kişinin gücü yetmediği bir insandan veya hali hazırda olmayan, gaybda olan, ölü olan, kendisine bile faydası olmayan şeylere ve kimselere sığınmasıdır ki bu şirk olan sığınmadır. Allah Azze ve Celle bunu şirk diye isimlendiriyor. Neden? Çünkü bu bir ibadettir ve bu Allah'tan başkasına yapılmaz diyebilirim. Bunun delili de ileride gelecektir. Dördüncüsü ise kardeşler, bu da kişinin, mesela örnek vereyim, size birkaç tane örnek vereyim. Hali hazırda olan, insanın gücünün yettiği, insanın buna kadir olduğu bir şeyden dolayı insana sığınması veya karşısındakine sığınması. Bu nedir? Bu caiz olan bir şeydir. Örnek vereyim. Kişinin çok yağmurlu bir havada gökten taş yağdığını düşünün. Siz nereye sığınıyorsunuz? Bir evin içine sığınıyorsunuz. Evin gücü buna yeter mi? Yeter. Allah ona bu kudreti, bu gücü vermiş. Dolayısıyla sen o eve sığınabilirsin. Sıkıntı yok. Veya bunun örnekleri çoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam Taif dönüşü Mekke'ye giremedi. Mutim bin Adi'den yardım istedi, himaye istedi. Mutim bin Adi de ona ne yaptı? Ona himaye verdi
Ve o ne yaptı? O şekilde Mekke'ye girdi, Kabe'yi tavaf etti, namaz kıldı, evine gitti. Halbuki bundan önce birkaç kişiden daha istedi ama onlar vermediler. Demek ki bu nedir? Gücü yeten birinden bu şekilde himaye istenebilir, ona sığınılabilir. Bugün başınıza bir şey geldi diyelim, bir sıkıntı geldi. Sizin de çok önemli tanıdıklarınız var. Diyorsun ki abi diyorsun, hani beni koru diyorsun yani bu başıma gelen şeylerden. Adamın gücü yetiyor. O işte nedir? O işte uzmandır ve o işin ehlidir. Ne yapıyor seni? Seni koruyor, seni himaye ediyor. Bu da caiz olan istiazedir. Caiz olan sığınmadır. O zaman bunları niye anlattım? Çünkü bazı ahmaklar her istiazeyi caiz olan veya olmayan diye karıştırıyorlar. Mesela o zaman doktora da sığınma, o zaman şunu da şöyle yapma gibi şeyler söylüyorlar. Hayır, biz insanlar arasında rağbet görmüş, Peygamber aleyhissalatü vesselamın özellikle yaptıklarıyla alakalı, biz bunlara zaten caiz diyoruz. Bizim şirk dediğimiz şeyler sadece Allah'a yapılması gereken ibadetlerdir ki bunun ismi şirktir. Zaten babın başlığı bununla alakalıdır diyebiliriz. Şimdi meseleye geçebiliriz. Müellif rahmetullahi aleyh şu ayeti delil getirdi. Dedi ki ve kavlullahi teala, Allah azze ve celle'nin şu sözünde olduğu gibi, ve ennehu kana ricalun minel insi ya'uzuna bi ricalin minel cinni fezaduhum rahaqa dedi. Şu da gerçek ki diyor Allah azze ve celle, insanlardan bazı kimseler vardır ki, aslında burada bazı kimselerden kasıt Allah azze ve celle rical diye isimleniyor. Bazı erkekler vardır insanlardan ve yine cinlerden de bazı erkekler vardır ki o insanlar o cinlere ne yaparlardı? Sığınırlardı. Ve bu cinler de onların taşkınlıklarını, azgınlıklarını arttırırdı diyor Allah azze ve celle. Yani burada bir olaydan bahsediyor Allah Azze ve Celle bize. Sığınmanın caiz olmadığını söylüyor. Bununla beraber özellikle geçmiş insanların cinlere sığındığını ve bu cinlerin onların azgınlıklarını arttırdığından bahsediyor. Zaten müellif bunu delil olarak ne yapmış? Bunu delil olarak getirmiş. Ondan dolayı bizim meseleyi anlayabilmemiz için istiazeyi iyi anlamamız lazım. Eğer bizler istiazeyi anlamazsak Allah muhafaza meselenin içinde ne yapamayız? Meselenin içinden çıkamayız. İlk önce istiazenin ibadet olduğunu ispatlamamız lazım. Biraz önce verdiğim örneklerin her biri bunun için delildir. Zaten İbnül Kayyım anlatırken yani diyor ki insan kime sığınır? İnsan güçlü olana sığınır, değil mi? İnsan her şeyin sahibi olana, biricik Rabbine sığınır. İnsan Rabbine yapacağı şeyi başkasına yapmaması lazım diyerek bununla alakalı meseleyi Fethül Mecid'de uzun uzadıya anlatıyor kardeşler. İbni Kesir de iltica, sığınmak, bunların hepsinin ibadet olduğunu ispatlamak için bununla alakalı deliller getiriyor. Mesela şeytandan sana bir kışkırtma geldiği zaman festaiz billah, Allah'a sığın diyor mesela. Allah Azze ve Celle öyle diyor. Fusilet suresinde, Araf suresi 200. ayette hep böyle diyor. Birkaç yerde geçiyor. Şeytandan bir kışkırtı geldiği zaman hemen ne yap? Hemen Allah'a sığın diyor. Bir tane delil olarak İbni Kesir bunu getiriyor. Veya mesela feize kara'atel Kur'ane festaiz billah. Kur'an okunduğu zaman Allah'a sığın. Kimden? Mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytanın şerrinden, taşlanmış şeytanın şerrinden ne yap? Allah Azze ve Celle'ye sığın diyor. Demek ki bu nedir kardeşler? Bu bir emirdir. Ve Allah Azze ve Celle'nin bu emrini yerine getirmek lazım. Yine Musa Aleyhisselam'ın fiiline baktığımız zaman kerih bir şey görüyor kendi kavminde. Diyor ki, "Euzu billahi en ekune minel cahilin." Ben diyor, cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım. Kavmi onu yalanladıkları zaman, onu cahillikle suçladığı zaman cahil olmaktan Allah'a sığınırım diyor. Burada ne yapıyor? Hemen kerih bir şey gördüğü zaman peygamberlerin ahlaklarından bir tanesi de yine Allah'a sığınmasıdır diyebiliriz. Yine diyor ki Nuh Aleyhisselam, "Auzu bike en es'eleke ma leyse li bihi ilmun." İlmim olmayan şeyler konusunda konuşmaktan, bunu size anlatmaktan Allah'a sığınırım. Yani ben ilmim olmayan bir konu hakkında ne yapmam?
ilmim olmayan bir konu hakkında konuşmam. Veya mesela Yusuf Aleyhisselam'ın verdiği tepki. Maazallah. Yani Allah'a sığınırım diyor mesela. Şaşılacak bir şey duyduğu zaman, onu kerih bir şey duyduğu zaman ne diyordu? Maazallah diyordu. Allah'a sığınırım diyordu. İstiazede bulunuyordu diyebilirim. Ve yine biraz önce zikrettiğimiz işte Felak ve Nas suresi buna nedir kardeşler? Buna delildir ve bu bir ibadettir. Kişi Allah Azze ve Celle'nin sadece onun gücünün yettiği şeylerde ona sığınması nedir? Ona sığınması bir ibadettir. Ve kişi bunu ne yapamaz? Başkasına yapamaz diyebiliriz. Evet. Şimdi burada ayeti biraz tahlil edecek olursak, biraz önce dediğim gibi Allah Azze ve Celle diyor ki erkeklerden bazıları, yani insan olan erkeklerden bazıları cinlere sığınırlardı ve bu cinler de onların azgınlıklarını arttırırdı diyor. Alimler bu mesele hakkında konuşmuş. Mesela bu azgınlıklarını arttırırdan kasıt nedir? Derken birçok şey zikretmişler. Bazıları demiş ki sapıklıklarını arttırır. Bazıları der ki küfürlerini arttırır. Bazıları diyor ki korkularını daha çok arttırırdı. Çünkü biliyorsunuz cahiliye toplumu ne yapardı eskiden? Boş bir vadiye gittikleri zaman insanların oturmadıkları, insanların yerleşik olmadıkları yerlere gittikleri zaman ne yaparlardı bunlar? Bunlar hemen derlerdi ki bu vadinin ins ve cinine sığınıyorum derdi. Bak hem ins hem cin. Yani burada bunun bir seydi varsa gider ona söylerdi. Sana sığınıyorum derdi. Yine görünmeyen bir şey olduğu için ne yaparlardı? Cinlere de sığınmayı ihmal etmezlerdi. İşte bu nedir? Bu Arapların kültüründen meşhurdu. Peygamber aleyhissalatü vesselam gelinceye kadar insanlar bunu yapmaya devam ettiler. Devam ettiler. Mesela işte cinlerin ayak takımından onların seyitlerine sığınırım derlerdi. Yani ayak takımları bize zarar vermesin diye onların seyitlerine, büyüklerine, liderlerine sığınıyorlardı. Kasıt de, kasıt cinler onlara bir zarar vermesin. Ama Allah Azze ve Celle ne diyor? Diyor ki bilakis bu cinler onların daha çok azgınlıklarını arttırıyordu. Daha çok arttırıyordu. Yani bugün mesela bizim de halk arasında meşhurdur. Cinler çok konuşulduğu zaman kardeşler insanlarda psikolojik bir etki bırakır. Olumsuz yönden psikolojik bir etki bırakır. Yani insanın imanını arttırmaz, bilakis imanını azaltır. Nasıl azaltır mesela? İnsan korkar. Halbuki insan sadece Allah'tan korksa bu daha güzel değil mi? Sürekli korkuyor. Nereye gitse korkuyor. Halbuki Müslümanın cesaretli olması ve Allah'tan başka hiç kimseden korkmaması gerekiyor genel itibariyle. Fıtri korku bunun dışındadır. Ancak bu korku bazen insanı öyle üst dereceye götürüyor ki Allah muhafaza. İbadetlerine engel oluyor, gidecekleri yerlere engel oluyor, yapacağı işe engel oluyor. Yani artık insanı sıkıntıya sokuyor. Dolayısıyla cinler hakkında konuşmak, onlara sığınmak, onlardan bir şey beklemek insanların küfrünü, korkusunu ve kötü olan amellerini arttırmaktan başka hiçbir şey yapmaz. Bu da ayetle sabittir. Ondan dolayı Müslümanların buna dikkat etmesi lazım. Hatta halk arasında çok yaygındır. Mesela Türkler ne der? Bugün burada Batı bölgesinde mesela Türk halkı ne der? Üç harfli derler. Değil mi? İsmini anmaktan korkarlar. Bu nedir? İnsanların kalbine yerleşmiş bir korku. Güneydoğu'daki Kürtler de ne derler? Bizden daha hayırlı olanlar diye bahsederler. Bizden daha hayırlı olanlar. Çünkü cinler kendi aralarında bizler insanlardan daha hayırlıyız derlerdi. Ve bunu insanlara vesvese vererek yerleştirmişler. Bakın vesvese vererek yerleştirmişler. Ondan dolayı Güneydoğu'da bizden daha hayırlılar derler. Buradakiler de aman aman ismini anma cin deme. Üç harfli de mesela. Ya sanki üç harfli deyince anlamıyorlar. Yani halk arasında böyle bir ne var kardeşler? Maalesef böyle bir hurafe var diyebiliriz. Şimdi burada sığınmayla alakalı bazı meseleler zikredecek olursak bir ayet var. Molla Aliül Kari bunun caiz olmayacağını, yani bir Müslümanın Allah'tan başkasına sığınmasının caiz olmayacağını,
Hatta insanı şirke götüreceğini ne yapıyor? Naklediyor. Ve naklederken Fethül Mecid'in sahibi de bunu naklediyor bize. Diyor ki şu ayeti delil getiriyor. Diyor ki yevme yahşuruhum cemiyen. Allah Azze ve Celle bütün insanları haşredeceği zaman, toplayacağı zaman. Diyecek ki ya mahşerel cin. Ey cin topluluğu. Ey cin topluluğu diye seslenir Allah Azze ve Celle. Kad istekzertum minel ins. Sizler insanlardan birçoğunu azdırdınız, kullandınız diyerek Allah Azze ve Celle cin topluluğuna seslenir. Bakın şuraya dikkat edin kardeşler. Burası çok önemli. Bizim hayatımızla alakalı. Onların dostlarından bazı insanlar da diyeceklerdir ki Rabbena, Rabbimiz istemte'a ba'duna bi ba'd. Hayır ya Rabbim. Onlar bizden faydalandı, biz de onlardan faydalandık. Şimdi olaya dikkat çekmek istiyorum. Burası çok önemli. Burada Allah Azze ve Celle bütün herkesi topluyor. Cin topluluğuna sesleniyor. Diyor ki ey cin topluluğu sizler insanları azdırdınız. Azdırdınız. Deyince bu cinlerin dostlarından olan bazı kimseler diyecek ki ya Rabbim diyecek. Hayır diyecek. Onlar bizden faydalandı. Biz de onlardan faydalandık. Bakın çok önemli. Rabbena istemte'a ba'duna bi ba'd ve belagna ecelena lezi eceltelene. Ta ki bugüne kavuştuk, ecelimiz geldi diyecek. Allah Azze ve Celle'nin tayin ettiği gün geldi ve buradayız diyecek insan. Bunu söyledikten sonra Allah Azze ve Celle diyecek ki قَالَنْ نَارُ مَسْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا. Sizin barınağınız ateştir ve orada ebedi kalacaksınız. اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ. Ancak Allah'ın rahmet ettikleri müstesna. Ve bunun ne olduğunu söylüyor kardeşler. Bunun kötü bir amel olduğunu. Bu amelin sonucunda insanların ebedi bir şekilde cehennemde yanacağından bahsediyor. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا diyor Allah Azze ve Celle. Orada ebedi kalırlar. İlla maşallah. Allah'ın rahmet ettikleri müstesna. Diyor Allah Subhanahu ve Teala. Şimdi buradan ne gibi bir şeyler çıkarabiliriz kardeşler? Mesela insanlar cinlerden nasıl faydalanır? Cinler insanlardan nasıl faydalanır? İnsanların cinlerden faydalanması açık bir şekilde belli kardeşler. Değil mi? Gayipten haber alır. Onları kullanır, haber alır. Kaybolan eşyaları bulur. Değil mi? Onlara sığınır. O sığınmaları zannediyorlar ki onların korkularını azaltır. Bilakis arttırıyor. Muska yapar, o muskadan bereket umar. Halbuki ne yapar? Muskacı cinlerden destek alır. Bu şekilde insanlar cinlerden faydalanır. Veya mesela bir şeyh kendini olağanüstü bir şekilde göstermek istediği zaman cinden yardım ister. Olağanüstü bir şey ortaya koymaya çalışırlar. Ta ki karşısındaki avamın gözünü boyasın. Aa bak bu keramet sahibi. Aa bak bu böyle bir adam, iyi bir adam, salih bir adam diyebilmeleri için insanlar cinlerden faydalanır. Cinler de insanlardan faydalanır. Yani cinli olan şeytanlar da insanlardan faydalanır. Nasıl faydalanırlar? Onlara ibadet ederler bazen. Onlara kulluk ederler. Onlara sığınırlar. Bu da onların işlerine gelir. Onların hoşuna gider. Çünkü onlar biliyorlar ki ve öyle zannediyorlar ki cin topluluğu insanlardan daha hayırlıdır zannediyorlar. Halbuki bu böyle değildir kardeşler. Bu böyle değildir. Peygamberler kimden çıktı? Ademoğlundan çıktı. Dolayısıyla tabii ki en hayırlılık takvadadır. Büyüklük her şey takvadadır. Ama bunların algısı ne? Bunların algısı bu şekilde. Biz bunları söylerken şunu da kastetmiyoruz. Yani bütün cinler aynıdır. Hayır, biz öyle bir şey demiyoruz. Bizim kastettiğimiz cinli şeytanlar. Yani insanları saptırmak için olan cinli şeytanlar. Bugün de insi şeytanlar var. Gözümüzün önünde yürüyorlar, konuşuyorlar. Hüküm veriyorlar. Bir şeyler yapıyorlar yani. Bunlar da insi şeytanlardır. Alimler böyle tabir ediyor. Evet. Şimdi bir örnek daha vermek istiyorum bununla alakalı. Maalesef biz bu kıssaları anlatırken, bu misalleri anlatırken zannediyoruz ki bizden çok uzakta. Halbuki öyle değil. Günümüzde mesela kendine tevhid ehliyim diyen rukiyeciler var. Bir de olmayanlar var. Hadi olmayanlar büyücü, muskacı, değil mi? Gaybden haber alıyor, tılsımlar yapıyor. Bir sürü Allah ve Resulü'nün izin vermediği şeyler yapıyor. Ama ne diyor kendilerine? Biz rukiyeciyiz diyorlar. Demiyorlar biz büyücüyüz.
Hadi bunları biz biliyoruz. Bunlar büyücü, bunlar rukyeci değil. Yani şer'i bir açıdan rukiye yapmıyorlar. Peki kendine tevhid ehliyim diyenler de maalesef öyle yapıyorlar. Cinlerle konuşuyorlar kardeşler. Cinlerle muhabbet ediyorlar. Cinlerle sohbet ediyorlar. Cinlerden bir şeyler almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu ayetin kapsamındadır. Ya biz öyle şeyler gördük ya Allah muhafaza. Yani biliyorsunuz her kim bir arrafa bir soru sorarsa Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki Muhammed'e aleyhissalatü vesselam indirileni inkar etmiştir diyor. Bakıyoruz mesela rukyeciler soru soruyorlar, konuşuyorlar. Hatta şunu bile soruyorlar. Usama bin Ladin nerede? Şu nerede? Bu nerede? Diye soruları çok duyarız. Ya kardeşim, ya senin işin bu mu yani? Bu mu senin işin? Bunlar yanlış şeyler. Bunlar yanlış şeyler. Bunlar doğru şeyler değil. Allah muhafaza. İnsanın imanı gider, farkına varmaz. Farkına varmaz. Çünkü hem ins hem cin. Bunlar birbirlerinden böyle faydalanıyorlar. Ama farkında değiller. Çok akıllı zannediyor insanlar kendilerini ama maalesef biraz şeriatı bilen bir adam Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden ayrılmaz. Rukiye dediğin yani insanların kendi uydurdukları şeylerden oluşmaz. Eğer bunu şeriata nispet ediyorsan delilini şeriattan getireceksin. Eğer şeriata nispet ediyorsan. Ama yok şeriata nispet etmiyorsan o başka bir şey. Ondan dolayı bunlara dikkat çekmek istiyorum diyebilirim. Evet. Müellifin ikinci getirdiği delile gelecek olursak kardeşler. O da nedir? O da Peygamber aleyhissalatü vesselamın Müslüm'ün rivayet ettiği bir hadistir. Havle binti Hakim radiyallahu anh rivayet ediyor hadisi. Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle söylediğini ve öyle işittiğini söylüyor. Diyor ki Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul Peygamber aleyhissalatü vesselamdan böyle işittim. Men nezzele menzilen fekal her kim bir menzile yani konaklayacağı bir yere inerse diyor. Auzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Şöyle desin. Ben yaratılmış olan şerli olan şeylerden Allah azze ve celle'nin tam eksiksiz kelimelerine sığınıyorum desin. Eğer sizden herhangi biri bir yere konaklayacağı zaman bu sözü söylesin diyor. Lem yedurrehu şey'un hiçbir şey ona zarar vermez hatta yerhala min menzilihi zalik. Oradan ayrılıncaya kadar. Yani düşünün siz şu andaki konaklayacağınız yerleri düşünmeyin. Örnek vereyim pikniğe gidiyorsunuz. Bir gece dağda kalacaksınız. Yılanın nereden çıktığını bilmiyorsunuz. Bununla beraber akrebin nereden çıkacağını bilmiyorsunuz. Geçmişte insanların hayatı hep böyleydi. Çölde yatıyorlardı. Bir gün sabaha kadar yatıyorlardı. Sabah olunca da yollarına devam ediyorlardı. Akrep nereden çıkacak? Canavar nereden çıkacak? Şu nereden çıkacak? Bilemiyorlardı. Dolayısıyla bu duayı etmelerini emrederdi. Geçmiş Araplar nasıl yapıyordu? Biraz önce örneğini verdim. Geçmiş Araplar ise o beldenin seyit olan cinine sığınıyorlardı. O beldenin emir olan, yüce olan kendilerine göre cinine sığınıyorlardı ki bu da onların korkularını artırıyordu. Ondan dolayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyle tekitli bir söz söylüyor ki ona hiçbir şey zarar vermez diyor. Lem yedurrehu şey'un ona hiçbir şey zarar vermez. Ta ki oradan ayrılıncaya kadar diyor. Ondan dolayı kardeşler bu önemlidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bununla alakalı birçok rivayeti vardır. Mesela İmam Ahmed'in rivayeti vardır. Aynı kelimelerle. Auzu bi kelimatillahi tammatillati diye devam eder. Ve ondan sonra ne yapar? Ondan sonra bazı şeyler zikreder, bazı şeyler zikreder. Bunlardan Allah'a sığındığını Peygamber aleyhissalatü vesselam söyler. Veya mesela başka bir rivayette İmam Bukhari'nin rivayetinde Auzu bi kelimatillahi tammati min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynil hammetin der ve ne yapar? Der ki her türlü şeytandan, kazadan, kem gözlerden Allah azze ve celle'nin tas tamam kelimelerine sığınırım der mesela. Ve bununla alakalı Buhari'de başka bir rivayet daha var.
Yine İmam Ahmed'in Müsned'inde, Ebu Davud'da, yine bununla beraber Müslüm'ün başka rivayetlerinde aynı lafızlarla ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın başka şeylere sığınmasıyla alakalı rivayetler. Mesela ya Rabbim cimrilikten sana sığınıyorum. Değil mi? Ya Rabbim yaşlılıktan sana sığınıyorum. Ya Rabbim işte dünyanın fitnesinden sana sığınıyorum. Bak bunlar hep böyle. Ahiretin azabından sana sığınıyorum. Küfürden, şirkten sana sığınıyorum. Fakirlikten sana sığınıyorum. Bakın bunlar hep sığınma çeşitleri. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu tür kerih görülen şeylerden dolayı ne yapmıştır? Hep Allah'a sığınmıştır. Demek ki bizim de bunu kendimize bir adet edinmemiz lazım kardeşler. Çünkü bakıyoruz manevi mütevatir şeklinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla alakalı rivayetleri var. Demek ki bizi de kendimize ne yapmamız lazım? Bunu bir şiar edinmemiz gerekiyor. Her kötü gördüğümüz şeyden Allah'a sığınmamız gerekir diyebilirim. Burada tam kelime derken neyi kastediyoruz? Burası da önemli. Tam kelimeden kastımız yani Allah'ın kitabı mıdır diye bir soru sorsak. Evet, ehli sünnet uleması bunun Allah'ın kitabı olduğunu söylemişlerdir. Niye? Şeyden dolayı söylemişler kardeşler. Çünkü Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamı onun sıfatıdır. Ve yaratılmış değildir. Hatta İbn-i Teymiye bunu naklederken der ki İmam Ahmed ve bazı alimler bundan istidlal ettiler ve dediler ki Allah'ın kelimesi Allah'ın kelamı mahluk değildir dediler. Eğer mahluk olmuş olsaydı ona sığınamazdık. Değil mi? Çünkü yaratılmış bir şeye sığınmak caiz değildir demişler. Doğru mu? Evet. Tam yerinde bir istidlaldir. En büyük delillerinden bir tanesi de budur diyebiliriz kardeşler. Ve yine nedir kardeşler? Kişi Allah'ın kelimelerine niye sığınsın? Çünkü Allah'ın kelimesi nedir kardeşler? Allah'ın kelimesi şifadır. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْعَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Biz size öyle bir kitap indirmişiz ki o nedir? Müminler için bir şifa, bir rahmet. Rahmettir diyor Allah Azze ve Celle. Yani şifanın kaynağı Allah'ın kelamı. Eğer sen bunlara sığındığın sürece ne yaparsın? Allah Azze ve Celle'den yardımını alırsın diyebiliriz. Başka şekilde yine başka bir ayette قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ De ki bu kitap müminler için bir şifa ve hidayettir. Bir şifa ve hidayettir. Bunlar nedir kardeşler? Bunlar Allah Azze ve Celle'nin kelimelerinin sıfatı olduğunu, ona sığınmanın insana faydasının olduğunu gösteren delillerdendir diyebiliriz. Burada önemli bir mesele daha var. İmam Kurtubi der ki kardeşler, çok önemli. İmam Kurtubi der, ben der bu kelimeyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisini duyduktan sonra hiç ihmal etmedim. Her gittiğim yerde bu kelimeleri ne yaptım? Dilime aldım ve Allah'a sığındım. O ana kadar bana hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey. Hani dedi ya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, lem yedurrahu şeyun dedi. Yani ona hiçbir şey zarar vermez. Hiçbir şey zarar vermez dedi. İşte İmam Kurtubi de diyor ki bana hiçbir şey zarar vermedi. Ta ki diyor bir gün diyor yolculuk esnasında beni bir akrep soktu diyor. Sonra diyor aklıma bu söz geldi. Sonra düşündüm ki meğer ben bu sözü o gün söylememişim. Unutmuşum. Unutmuşum ve unuttuğum için ne oldu? Akrep beni ısırdı diyor. Yani ben o kadar söyledim. Hiçbir şey olmadı. Ama ne zamanki unuttum öyle oldu. Neden? Çünkü o bunu söylerken şunu söylüyor. Bu kelime, bu dua hem diyor nasla sabit, hem tecrübeyle sabit. Yani birçok hem de bilimsel olarak sabit. Birçok yönden nedir? Birçok yönden sabittir diyor. Ondan dolayı kardeşler bizim de ne yapmamız lazım? Bunu ihmal etmememiz lazım. Zaten insan düşünürse biraz kendi kendine Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını düşünürseniz Allah Esselam'dır. Allah El Cebbar'dır. El Hakim'dir. El Hafiz'dir. El Hafid'dir. Veya El Rafi'dir. Yani Allah Azze ve Celle bunların hepsinin yani hem himaye edendir,
hem koruyandır, hem alçaltandır, hem yükseltendir. Yani Allah Azze ve Celle bu kadar sıfata sahip. İnsan Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını düşündüğü zaman, tefekkür ettiği zaman, düşünsene el-mu'mindir diyorsun Allah Azze ve Celle. El-selamdır diyorsun, el-azizdir, el-cebbardır, el-mutekebbirdir diyorsun. Allah'ın bütün sıfatlarını zikrettiğin zaman, düşündüğün zaman diyorsun ki ya ben niye Allah'tan başkasına sığınayım ki? Hem dünyalık bir işte hem de dünyalık olmayan bir işte. Ben Allah'tan başkasına nasıl sığınabilirim ki? Diye insanın kendi kendine düşünüp kendini sorgulaması lazım. Allah'ın sıfatlarını bilen, hakkıyla bilen ama. Ve ona hakkıyla iman edenler Allah'tan başkasına yönelmez. Kesinlikle yönelmez. Hani bazen ben diyorum, kendi nefsime de söylüyorum, size de söylüyorum. Bizler hakkıyla iman etmiş insanlar değiliz. Kalplerimiz mutmain değil. Ondan dolayı kalplerimizin mutmain olabilmesi için bir şeylerin olması lazım belki. Aslında olmadan yapmamız lazım. Bazı alimlerin dediği gibi bizler ahirete hakkıyla iman etsek, düşünsenize ahirete hakkıyla iman ettiğini söylüyorsun. Kabir azabı var, haşır var ve bununla beraber hesap var, sırat var, cennet var, cehennem var. İnsanlar gerçekten buna hakkıyla iman etse yemekten içmekten kesilir. Ve melekler gibi Rablerine sürekli dua eder, sürekli onu zikreder. Yine başka bir alimin dediği gibi, oğlu bir ayet okuyup, ayetin etkisiyle öldükten sonra mezarının başına gidiyor. Diyor ki ah oğlum ah, meğer ben ahirete iman edememişim. Yani sen iman ettin, Allah Azze ve Celle'nin korkusundan, haşiyetinden öldün. Düşünün yani. Hac suresini okuyor çocuk, çocuk korkudan ölüyor. Bizler? Hayır, hiçbir şey yok. Hayatımızda bunlara dair hiçbir şey yok. Ondan dolayı Allah'ın sıfatları, isimleri gerçekten hakkıyla düşünülse, hakkıyla tefekkür edilse bir insan Allah'tan başkasına zaten sığınmaz. Ondan başkasından istemez. Allah Azze ve Celle'den başkasına kalbini bağlamaz. Ondan başkasından şifa istemez. Ama bizler hep sebeplerde bazen aşırıya gidiyoruz, tevekkülü terk ediyoruz. Bazen tevekkülde aşırıya gidiyoruz, sebepleri terk ediyoruz. Bunu dengelemek lazım. Bunları dengelersek Allah'ın izniyle bir sıkıntı olmaz diyebilirim. Burada Muhammed bin Abdülvahab'ın bir noktası var. Çok önemli. Diyor ki bu rivayet, Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu duası kısa olmasına rağmen çok faziletli bir duadır. Çok faziletli bir duadır. Yani bunu kesinlikle ihmal etmeyin diyor. Başka bir mesele, burası çok önemli. Diyor ki herhangi bir şeyin zararı def etmek ya da yarar sağlamak gibi dünyevi bir menfaati temin etmesi onu şirk olmaktan çıkarmaz. Yani sen gittin muska yaptırdın. Muska sana fayda verdi. Bu bunun şirk olmadığını göstermez kardeşim diyor. Şirkse şirktir. Dünyalık bir faydası olmuş olsa bile şirkse şirktir. Gittin şifa buldun. Şirkse şirktir diyor. Dünyalık faydası oldu diye bunun şirk olmayacağını mı zannediyorsun? Hayır, bilakis bu şirktir. Allah'tan başkasına sığındın, korkun gitti o an. İmtihan oldun, korkun gitti. Hayır, şirkse şirktir. Sen dünyalık bazı menfaatler yüzünden ahiretini yakma. Çünkü geçmişte biz bunları yaşadık. Bazen biliyorsunuz cinli şeytanlar insanları böyle sıkarlar. Özellikle yeni Müslüman olan gençleri, kardeşleri sıkarlar. Öyle bir sıkarlar ki gece uyuyamaz, sabah namaz kılamaz, şunu yapamaz, bunu yapamaz, vesvese verir, hep uğraşır onunla. Artık o kadar daralır ki insanlar, artık Allah muhafaza haram olan, şirk olan tedavi yöntemlerine başvuruyor. Aman kardeşim, aman sakın ha, sakın. Sabret, sonunda kurtuluş vardır. Sen sabredersen bunlar geçicidir. Sakın imanını geçici olan dünya menfaatlerine değiştirme. Sakın ha. Evet, dünyada biraz rahatlayabilirsin ama ahiretini kaybedersin. Aman. İnsanın böyle düşünmesi lazım. Dünya dediğin 3 sene, 5 sene, 6 sene ama ahirette ebedi hayat var. Eğer bu şirkse, Allah Azze ve Celle'nin meşru görmediği bir şeyse ben bundan Allah'a sığınırım dersin. Ve ne yaparsın? Sadece meşru olan amelleri yaparsın diyebilirim. Burada duralım inşallah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك